çok büyük bir yatırım hamlesi başlattık. Başta Ulaştırma Bakanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın yoğun bir şekilde yatırımları devam ediyor. Karavanımızın her bir sorunu ile yakinen ilgileniyor. Ve bu sorunların çözümü yönünde ciddi mesafeler kat ettik. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını ifade etmek istiyorum. Bizim tek hedefimiz Karaman'ın gerçekten Türkiye'de örnek olabilecek modern bir kent haline dönüştürülmesi. Bu yönde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu yatırımlarımız çok net bir şekilde vatandaşlarımız tarafından da görülebilecek. Karayolu yatırımlarımız süratle devam ediyor. Hiçbir aksaklık, herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Bunun dışında demiryolu yatırımımız devam ediyor. Onda da herhangi bir sorunumuz yok. İnşallah 2015 sonu, eğer 2015 sonunda gerçekleştirirsek 2016 yılında Karaman'a hızlıca kavuşturmak istiyoruz. Aslında proje bitiş tarihi 2017 olarak görülüyor ama yatırımları hızlandırdık. Ve daha kısa sürede bitirme yönünde çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Diğer taraftan özellikle Karaman'ın işsizlikle ilgili çok belirli bir sorun olmamasına rağmen halen işsiz olan vatandaşlarımız var. Özellikle istihdam problemini çözmeye yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Bir çağrı merkezi açtık. Bu çağrı merkezindeki istihdam edilen eleman sayısını daha da arttıracağız. Ve Karaman'ın işsizlik problemi olmayan Türkiye'nin ender şehirlerinden biri haline getireceğiz. Diğer taraftan Ermenek'te hayatını kaybeden, maden kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerine sağlanan Ermenek'te hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına sağlayacağız. Bu konuyu kapsamlı olarak Bakanlar Kurulu'nda tartıştık ve bu yönde bir karar aldık. Bu kararı da Sayın Başbakanımız zaten açıkladı. Ölen kardeşlerimizin yakınlarına en az bir istihdam sağlayacağız. Bir istihdam sağlayacağız, iş imkanı sağlayacağız kamuda. Diğer taraftan yine bu Ermenek Kömür Havzası'nda şu anda herhangi bir nedenle ocağı kapanmış olan veya işsiz olan kardeşlerimize 6 ay veya işten çıkarmış olan kardeşlerimize 6 ay süreyle bir maaş ödemesi gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tasarımızı hazırladık. İnşallah önümüzdeki günlerde meclise sevk edeceğiz. Diğer taraftan hayatını kaybeden 18 kardeşimizin ailesinin her birine bir ev ya satın alacağız ya da bir ev yaptıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor yoğun bir şekilde. Yine maden kazasından sonrası işsiz kalan aşağı yukarı 160 civarında kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin de kendi işlerini kurabilmelerine imkan sağlayacak bir çalışmayı başlattık. İnşallah bir iki gün içerisinde KOPİ Dairesi Başkanlığımız yöreye gidip yöredeki işsiz kalan her bir işsiz kardeşimiz ve ailesiyle görüşecek. Nasıl bir iş yapmak istediklerini tespit edeceğiz. Bu hayvancılık olabilir veya meyvecilik olabilir. Bu konuda gereken desteği bu kardeşlerimize de vereceğiz. Her birinin kendi işini bulmasına imkan sağlamış olacak.